Sisyphos Gaming'den herkese selamlar. Bir önceki bölümde ölümle burun buruna gelmiştik. Bize mütecavız zorlukta oynadığımızı tekrar hatırlatan, çarpıcı bir şekilde hatırlatan bir bölüm olmuştu. Bir önceki bölümün başlığını ölüm uykusu koymuştum. Gerçekten de eğer rüzgarın yönü değişseydi, muhtemelen bir önceki bölüm son bölümümüz olacaktı maalesef. Ama neyse ki şansımız yaver gitti. Öyle riskler almayı sevmiyorum aslında ama gerçekten başka bir çaremiz de yoktu açıkçası. Şimdi biraz yükümüzü hafifletmek istiyorum. Biraz etrafı düzenlemek istiyorum. Çünkü sürekli koşturmaca içinde olduğumuzdan dolayı çok etrafı düzeltecek mini base diyebileceğimiz ya da ana base'imiz diyebileceğimiz noktaları organize edebilecek vaktimiz olmadı açıkçası. Dolayısıyla bu bölüm biraz bizim için tekrar toparlama ve iyileşme bölümü olacak. Ama bunun yanı sıra aksiyona da gireceğiz. Çünkü stoklarımız azalmış durumda. Yani yiyeceğimiz fena olmayan bir seviyede ama özellikle geyik derisi hiç yok elimizde ve geyik derisine oldukça ihtiyacımız var açıkçası. O yüzden biraz geyik avlamak istiyorum bu bölümde. Bir de balıkçı kulübesinin ilerisindeki ayı noktası aktifti bu save'imizde. Orada ayı vardı. Ve oradaki ayıyı biz avlamıştık daha önce. Kaçıncı günde olduğunu hatırlamıyorum ama Tatlı Vadi, Gizemli Göl. 30. bölümde Gizemli Göl'e giriş yapmışız. ...37-38. Bölümde Gizemli Göl'den ayrılmışız. Yani yaklaşık 8 gün Gizemli Göl'de kalmışız. Ayı rehberi videosunu izlediyseniz orada mütecavız zorluk seviyesinde 50. güne kadar ayıların tekrar doğma süresinin giderek arttığından bahsetmiştim. O yüzden 30. günde avlamışız. Şu an 65. gündeyiz. 30-35 arasında avlamışız. Yani yaklaşık 30 gün geçmiş üzerinden. Doğal olarak ayı tekrar doğmamış olabilir. Ama eğer tekrar doğduysa avlamak istiyorum. Çünkü mütecavız da 50. günden sonra ayıların tekrar doğması tam 50 günü buluyor. Bu da oldukça uzun bir süre. O yüzden mümkünse o ayıyı avlamak istiyorum ve bu sayede hem fazladan ayı posta elde etmiş olacağız hem de yiyecek stoklarımızı da güçlendirmiş olacağız. Onun dışında tamirat gerektiren çok bir şeyimiz yok açıkçası. Hani tabii ki bu çorabı da tamir etmemiz lazım. Yani ufak tefek şeylerin olması doğal. Ama büyük bir şey yok. Önemli olan o. Uyumadan önce biraz vakit geçirmek istiyorum mümkünse ama çok da yapacak bir şeyimiz yok yani. Öyle bir sorunumuz da var açıkçası. Bir de ben ayı rehberi videosunda paylaşmamıştım ama aslında mütecavız da belli bir günden sonra, atıyorum işte artık 150. güne geldiniz diyelim, ayı ve Amerikan geyiğinin doğması, hatta işte geyik falan da geçerli buna, tekrar bir artış sergiliyor. Günler uzadıkça işte 300. günde mesela iyice artık 100 günde bir falan ayı olmaya başlıyor. O yüzden de elimizi çabuk tutmakta fayda var bazı konularda. Yani yiyecek konusunda çok sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum uzun vadede. Ama yine de elimizden geldiğince stoklarımız
full olmalı. Olabildiğince çok ayı avlamalıyız. Biraz uyumak istiyorum açıkçası. Vakit de geçsin istiyordum ama çok yapacak bir şeyimiz yok. O yüzden bir an önce uyuyalım. Yani teknik olarak hasta olduğumuz için istediğimiz kadar uyuyabiliriz aslında. Hasta olmanın öyle bir avantajı var oyunda. Ama tabii o uyku bizim bir işimize yaramayacak. Zaten sol altta gördüğünüz yorgunluğumuzu gösteren bar 4'te 3'ü hastalıktan dolayı kırmızı durumda. Bu da bizi oldukça zora sokuyor. Ama maalesef ki yapacak bir şeyimiz de yok diğer taraftan. Ayı etlerimizden yiyelim. Yani şu anki yiyecek stoğumuz da o kadar da iyi gözükmüyor aslında. Kat kat daha fazla yiyeceğe ihtiyacımız var. Burada da var bir şeylerimiz ama yine de çok iyi durumda olduğumuz söylenemez. Hava eksi 9 derece. Şu antibiyotiğin içmek istiyorum. Kondisyon da az zaten. Ve bir dozumuz kaldı. Sonunda hastalık belasından kurtulmaya yaklaşmış vaziyetteyiz. Şimdi vakit geçirmek için yapabileceğimiz çok bir şey olduğu söylenemez açıkçası. Belki bir miktar bunları yaparak vakit geçirmemiz mümkün olur. Onun dışında şu uyku tulumlarından birini toplayabilirim bence. Uyku tulumu toplamak uzun sürüyor. Yani şu an onu toplayacak kadar acil bir kumaş ihtiyacımız yok. Zaten kumaşımız da var. Sadece verimli bir şekilde vakti değerlendirmek istiyorum. Yani bu oyunda vaktinizi verimli bir şekilde değerlendirmeniz önemli. Bunun önemi de zorluk seviyesi arttıkça artıyor. Çünkü günler sizin için daha değerli olmaya başlıyor maalesef ki. Boş geçirdiğiniz bir gün kayıp haline geliyor. Dünyada keşfetmediğiniz yerlerdeki lootlar çürümeye başlıyor. Bu yüzden zorluk seviyesi arttıkça elimizi hızlandırmamız, acele etmemiz gerekiyor aslında. Yani belli bir noktaya kadar en azından buna özen göstermek oldukça yararınız olacaktır. Kumaşları şuraya koyuyorum. Yani bunları da koyuyorum ya. Ava gideceğimiz için bunları yanımda taşımak istemiyorum açıkçası. Bu kadar şeyi yanımızda taşımamız anlamsız. Özellikle ağır şeyleri koymak istiyorum. Çünkü zaten hastalıktan dolayı yani 3 aşağı 5 yukarı ne yaparsak yapalım ağır duruma düşüyoruz maalesef. Barımızın 4'te 3'ü hastalıktan dolayı dolmuş durumda. Bu da bizi yük taşıma kapasitemizi oldukça azaltıyor. O yüzden ne kadar hafiflersek hafifleyelim, hemen tekrar ağırlaşmaya başlayacağız maalesef ki. Bu arada hava güzel. Ateş yakabiliriz büyüteçimizle. Ateş yakmak istiyorum çünkü suyumuz az. Su yapmaya ihtiyacımız var. Hazır büyüteci kullanabiliyorken kullanmakta fayda var. Böylece kibritten de tasarruf yapmış oluyoruz. Bu seri 500 günlük bir seri olduğu için kibritleri olabildiğince
verimli bir şekilde kullanmak istiyorum açıkçası. Daha eş zamanlı olsunlar diye iki tava koyayım en iyisi. Böylelikle süreleri de eş zamanlı olur. Şimdi rüzgarın yön değiştirmesi bizi sıkıntıya sokabilir. Öyle bir ihtimal var. O yüzden içeride de çubuğumuz falan vardı ama onları almayacağım şu sıralar. Biraz böyle rüzgarın durumuna göre hareket edeceğiz aslında. Hava oldukça soğuk bu arada. Eksi 16 derece. Oldukça soğuk. Şuraya kar tavukları geri gelmiş. Biraz kar tavuğu avlayalım. Yakın zamanda kar tavuğu tüyüne ihtiyacımız yok aslında ama yani hazır kapımızın önüne kadar gelmişlerken neden avlamayalım? Hem okçulukta daha seviye 5 değiliz. Okçuluk seviyesi de kasmış oluruz bu sayede. Hem de et suyu çorbası yapmak için de kar tavuklarına ihtiyaç oluyor. Şu an okum sıkmıyor ama niyeyse. Anlamadığım bir şekilde oyunda biraz bug'lı şeyler artmaya başladı. Nedenini bilmiyorum açıkçası. Yani resmen dodge'ladın ya. İki tanesini kaçırdık, onu da kaçırdık. Yani kar tavukları konusundaki lanet kırıldı demiştim ama görünen o ki kırıldığı söylenemez. Şuradaki kurt bizi fark etti. Bize doğru yaklaşıyor aslında. Kokumuzu aldı çünkü. Burada üşümeye devam ediyor muyuz? Etmiyoruz. 18 dakika var toplam. İçeri girip toplamak istiyorum. Her ne kadar oraya bir ateş yakmış olsak da ateş duvara oldukça yakın olduğundan dolayı kurdu durdurmayabilir. Bu da beklenmedik bir saldırıyla karşılaşmamıza sebebiyet verebilir. Bu yüzden herhangi bir riske girmek istemiyorum açıkçası. Hava kötüleşiyor, rüzgar yönde değiştirmiş. Ama bu nokta güzel bir ateş yakma noktası. İki farklı açıyı, hatta neredeyse üç farklı açıyı kapatıyor. Bir de neden içeride değil dışarıda ateş yaktığımı soran arkadaşlar oluyor. O da şöyle. Yeteneklerinizde de görebilirsiniz. Ateş yakma yeteneğiniz arttıkça dışarıda yaktığınız ateşler daha fazla dayanmaya başlıyor. Ama seviye 1 iken bile dışarıda yaktığınız ateş içeride yaktığınız ateşe göre çok daha uzun dayanıyor. Yani bunu hesaplaması çok zor değil ama çok vakit kaybettirir. Ama şöyle kabaca özetleyebiliriz. İçeride mesela 1 saatlik bir ateş yaktığınızda o ateş gerçekten de 1 saat sürüyor. Ama dışarıda yaktığınız ateşlerde hava ne kadar soğuksa ateş de o kadar daha uzun süre hayatta kalıyor aslında, rüzgar yemiyorsa eğer. O yüzden rüzgardan korunaklı bölgelerde ateş yakmaya, yani açık havada rüzgardan korunaklı noktalarda ateş yakmaya özen gösteriyorum. Bu sayede yakıtlardan daha çok verim alabiliyoruz. Mesela bu çubuğu attığımızda 52 dakikalık ateş süremiz 1 saat oldu. Yani bir çubuk bize 8 dakika verdi. Tabii seviyemiz arttıkça bir çubuktan daha da fazla verim alıyoruz. Kar fırtınası başlıyor bu arada. Ama o 8 dakika dışarıda yaktığımızda çok daha artıyor. Yani bunu iyice aslında şöyle buraya kursaymışım bu ateşi.
daha da iyi olacakmış buraya kurmaktansa. Daha korunaklı olurdu. Ama o kadarını düşünmemişim maalesef ki. Şimdi bunu beklerken bir yandan da kar tavuğunun tüyünü toplamak istiyorum. Vaktimiz boşa gitmesin diye. O fırtına bitmemişti ama. Bana bitti gibi gelmişti. Kar tavuğunun tüyünü toplaması oldukça uzun sürüyor. Bizim de 1 litre suyu kaynatmamız yaklaşık zaten benzer bir sürede oluyor. O yüzden bunu ilerleteyim hızlıca. Şimdi suyu da hesaplamamız daha kolay olacak. 21 dakika. Bu suyun kaynaması 42 dakika sürecek. Bizim 46 dakikalık ateşimiz var. Bir aksilik olmazsa, rüzgar yön değiştirmezse kolayca hesaplayacağız. 28 dakika tüyleri yolduk şu an. Bu bitince 13 dakikamız kaldı. Ama ateşimiz 31 dakika hala. Yani yarı yarıya gibi bir şey olmuş oldu aslında. Şu an üşümeye de başladık. Ama hazır çok yorgun da değilken su toplamaya devam etmek istiyorum açıkçası. O yüzden içeri girelim. İçeride çubuklarımız vardı. Onlardan alalım. Bir de şuradan kasada kırayım bir tane. Yani bunu kırmak zorunda değiliz. Sadece hem ısınmış oluyoruz. Altından sargı bezi çıktı bu arada kasanın. Süper. İyi ki kırmışız. Çeşitli kasaların da ya da kutuların vesaire arkasında loot olabiliyor arkadaşlar. Ona dikkat etmekte fayda var. Bu ateş rüzgar mı almaya başladı bir anlığına da olsa? Galiba rüzgar almaya başladı. Çünkü gördüğünüz gibi fırtınanın yönü değişmiş. Bu hep mütecavız belası bunlar arkadaşlar. Ateş yakarsınız, rüzgar yön değiştirir. Yola çıkmak istersiniz, kar fırtınası çıkar. Bunlar alışık olduğumuz manzaralar maalesef ki. Şimdi yapacak bir şeylerimiz var mı? Yani ava çıkmak istiyorduk ama hava şartları el vermiyor. Gördüğünüz gibi. Bir tane kumaş da alacağım. İki tane kumaşı alayım. Kumaşlarla şey yapmak istiyorum. Bir de şunu da dolduralım. Gerçi çok az kalmış içinde. İçinde az kalmış. Bir ara balıkçılık yapmaya başlamamız gerekiyor artık. Fener yakıtı için. 6 dakika kaldı. Ya bu ateş bizim için bedava bir ateş aslında. O yüzden bir şey olsa çok üzülmeyiz. Şu çorabı tamir etmek istiyorum ama 40 dakika diyorsun, çok diyorsun. Dakika. Bir tane daha yalıtımlı ana katman da yapmamız lazım. Şu an üzerimizde sadece bir tane var. Zorlu koşullar için yedek olması açısından bir tane daha yalıtımlı ana katman yapmak istiyorum. Onun yerine yün kulaklığımız vardı bizim. Eğer oyunu eskiden oynayanlar varsa ve tekrardan The Long Dark'a dönmeyi düşündüyse kış aylarında birçoğumuzun yaptığı gibi yalıtımlı ana katman yün kulaklıktan kat ve kat güçlü bir eşya.
tam tamına 2 derece sıcaklık veriyor ve bu tamamen yenilenebilir kaynaklarla yapabiliyorsunuz. Hatta kıyaslamak için onu da yanıma aldım. Bunun %100 olsaydı bu 1 derece sıcaklık verecekti. Yalıtımlarına katman ise 2 derece sıcaklık veriyor. Yani yağmur dayanıklılığı dışında kalan her konuda kat ve kat iyi aslında. 1 derece çok şeyi fark ettiriyor. Ağırlıkları da aynı. Ve tamir etmeniz için iki kumaşla, pardon, %100 olduğu için tamir masrafını göremiyorum şu an ama her türlü hakkını veren bir şey aslında. 4 kumaş ve 5 kar tavuğu tüyüyle yapıyoruz. 1 saat sürüyor. Sadece 1 saat sürüyor. Özellikle erken oyunda çok fark yaratabilen bir eşya gerçekten. Bu kadar su yeterli olur diye düşünüyorum. Bir de et yapalım. Etimizi yaparken bir kar tavuğunun tüylerini daha toplayalım. Sonra artık avcılık yapmak istiyorum ama bunun için kar fırtınasının biraz dinmesi gerekiyor açıkçası. Maalesef ki bir türlü dinmedi. Yani fırtınadan dolayı etraftaki geyikler, kurtlar, ayılar da haritadan siliniyor bildiğiniz gibi. Bu yüzden istesem de bir şey yapamıyorum. Öyle bir sıkıntı var. Bu ateşi biraz daha sürdürelim. Yani aman aman da sürdürmek zorunda değiliz de. En azından boş durmamak adına, icraatta bulunmak adına. Ve kar fırtınası dindi bu sırada. Süper. Süper, süper.26 dakika diyor. Şöyle bir su daha koyalım. O sırada 13 dakikası kalmıştı. Yalıtım bana katmanımı da yapayım. Şahane. Ayı etimizi yiyip ava çıkalım artık. Toplam 15 litre suyumuz oldu. Süper oldu. Suya oldukça ihtiyacımız vardı açıkçası. Burada hiç sustuğumuz kalmamıştı. Bir litresini yanımda taşımam yeterli olacaktır. Şuraya pişmiş ayetlerini de koyalım. Şimdi şu ileride geyik oluyor ama kurtlar da oluyor. Ve üzerimize yorgunluk çöktü bile. Yani maalesef ki ne yaparsak yapalım, parazitten dolayı her türlü çok çabuk yoruluyoruz. Ama neyse ki parazitimiz yarın iyileşmiş olacak. Sadece bir dozumuz kaldı. Aa, bu geyiği indirmiş birileri. Bizi öldürmedik diye hatırlıyorum. Ne oldu ama? Kurt geyiği öldürdü ve kar fırtınası girdi. O sırada tam biz içeri girdik ve kurt despawn mı oldu? Ne oldu? Çünkü diğer türlü kurdun bunu komple nana etmiş olması. Yo, ben toplamışım ya. Allah'ım. Hiç kafam da çalışmıyor gerçek. Vallahi hatırlamıyorum hiç ya. Zerre hatırlamıyorum. Şimdi yeni toplama animasyonu da etrafı görmek oldukça zor. O yüzden 1 derece mesela şu an hava. Ama bunu çıkarabilirim. Şu an artı 2 derecedeyiz. Üşümüyoruz bile bunu toplarken. Ki mütecavız da bu gerçekten bir lüks arkadaşlar. Hani böyle, yani ben bunu böyle çok önemli bir şeymiş gibi söylediğimde size öyle mi geliyor, öyle mi hissediyorsunuz bilmiyorum.
Ama mütecavızda gerçekten üşümeden bir şeyler yapabilmek maalesef ki bir lüks. O yüzden yalıtımlı anakatman oldukça güçlü bir eşya. Sadece 8 kumaş ve 10 tane kar tavuğu tüyüyle artı 4 derece kendinize sıcaklık avantajı sağlayabiliyorsunuz. Bu oldukça güzel bir buff. Ama tabii onun yerine kullanılan ve eskiden çok önemli eşyalardan olan yün kulaklık bu yüzden artık anlamsız bir eşya haline geldi açıkçası. O yüzden onu da güncellemeleri lazım bence. Yani bir tane ya özelliklerini falan iyileştirmeleri, bufflamaları lazım, bir şey yapmaları lazım. Ya da hani komple oyundan kaldırıp başka bir eşya ile de değiştirebilirler. Çünkü diğer türlü tek amacı anca mesela biz Bozkurt Dağı'na bu seriye Bozkurt Dağı'nda başlamıştık ve erken denilebilecek bir sürede tam hatırlamıyorum şu an ama ilk 5-6 günde olması lazım. Zirveyi lootlamıştık ve o yün kulaklık da bize zirveden gelmişti. Dolayısıyla o zamana kadar yalıtımlarına katman yapacak vaktimiz olmadı. Sürekli hareket halinde olduğumuz için. O yüzden onu kullandık. Yün kulaklığı kullandık. Ama yalıtımlarına katmanımız olsaydı açıkçası yani hiç kullanmazdık. Hiç ihtiyaç duymazdık. Ama zirve gibi oyunun önemli loot merkezlerinden birinde bulduğumuz bir eşyadan hiçbir verim alamamamız, hiçbir işe yaramaması üzücü bir durum açıkçası. Mağara sistemi diyor. Doğru düzgün haritalandırma yapamadım. Hazır hava güzelken ve vakit öldürme ihtiyacımız varken haritalandırma yapmak istiyorum açıkçası. Bir de bir tane daha geyik avlamamız da lazım. Onun dışında Nogoa, yabancıların Nogoa dediği, hiç kimse sağ çıkamaz, hayatta kalamaz diye çevirebileceğimiz Türkçe'ye özel bir zorluk seviyesi modu var. Öyle bir seriye de başladık. O videoyu izlediniz mi bilmiyorum. Ama izlemediyseniz göz atmanızı öneririm açıkçası. Çünkü oyun modu oldukça zor bir mod olmasının yanı sıra yani mütecavızdan 3-4 kat daha zor açıkçası. Evet, burada gizli bir loot yeri var. Oyuna yeni eklediler burayı. Yeni derken 2 önceki güncelleme ile beraber gelmişti. Ultra zor mütecavız diyebiliriz o zorluk seviyesi için. O da oyununuzu çok geliştiriyor aslında. Çünkü canınız yenilenmiyor modda. Adrenalin dışında ve tarifler dışında canınız asla yenilenmiyor. Ne yaparsanız yapın. Kuş kabuğu çayı yapamıyorsunuz zaten. Komple menüde yok yani. Kuş kabuğu top... Mesela bakın gördüğünüz gibi mahvolmuş durumda bu. Çünkü eğer düşük kondisyonluysa uzun süredir burada durduğu için çürümeye başlıyor. Aynı şey umarım savaş pantolonunda başımıza gelmez. Gelirse gerçekten üzücü olur açıkçası. Çünkü şu an tek eksiğimiz o. Koca envanterde sıkıntı yaşadığımız iki eksiğimiz vardı. Bir yedek yalıtımlı anakatmanımız yoktu. Bir de savaş pantolonumuz yok.
Şu an yedek yalıtımlı ana katmanı yaptığımız için tek eksiğimiz savaş pantolonu kaldı. O eksiği de bir an önce gidermek istiyorum açıkçası. Yani dağ kasabasına daha hiç gitmedik. Dağ kasabasında da olabiliyor aslında. Bu arada manzara şahane değil mi ya? Bu oyunun görsel tasarımı, grafik tasarımı gerçekten çok özel. Yani özellikle bu manzaraları o kadar farklı renk tonlarıyla çeşitlendirerek yapmışlar ki bazen hayranlık duymamak elde değil gerçekten. Özellikle grafikleriyle oldukça özel bir oyun bence de Nocturne. Peki. Değişik bir uçma. Vursam düşer misin peki? Yani vurmayı resmen göğe yükselen bir kartavuğumuz var arkadaşlar. Yok, vuramadık. Bildiğiniz ilginç bir şekilde göğe yükseliyor. Hayırlısı olsun yani. Ne diyelim? Attığım oklar ateşle yapılmış oklardı. Ateşle sertleştirilmiş oklardı. O yüzden yani çok acımadım. Vurursak efsane bir video noktası çıkacaktı. Vuramadık. Bir şey kaybetmiş olmadık. Sadece yayımızın kondisyonu gitti. Biraz tüy, biraz çubuk gitti. Hiç de sıkıntı değil açıkçası. Vursaydık ama şahane olurdu. Burası bu arada evet polaroid noktası. O yüzden üşüyor olsak da haritanın büyük bir kısmını açmış olduk. Böylece unuttuğumuz şeyler var mı yok mu? Burada mesela akçaağaç fidanı varmış. Bazı noktaları hiç lootlayamadık. Sürekli bir acele halinde oyunu oynadığım için maalesef ki gözden kaçırmak zorunda kaldığım çok yer oluyor. O bir tava daha bulduk. Ne kadar fazla tava bulduk ya. O kadar tencere bulamamıştık. O yüzden artık 60. günlere geldiğimiz için bu konuda daha sabırlı, daha sakin olabiliriz açıkçası. Acelemiz çok kalmadı. Tabii ki savaş pantolonuna yönelik bir acelemiz olmakla beraber onun dışında bir acelemiz bulunmuyor. O yüzden böyle lükslere sahibiz. Hava eksi 9 derece. Eksi 9 derecede buraya varabiliriz. O yüzden yola devam etmekte fayda var diye düşünüyorum. Buradan keçi inişi de yapılabilir sanki ya. Yani belki biraz kol bacak kırarız. Daha önce yani yapılır ya gayet kolay tamam. Böyle deyip düşüp ölsem çok üzücü olur. Hoppa burası biraz riskliymiş. Yani istediğim verimlilikte olmadı ama yine de zaman kazandırdı bize. O yüzden çok ses etmeyeceğim. Ya özel olarak yapmamız gerekmiyor. Yani bir acelemiz yoktu. Yapabiliyorken yapalım. Ayak bileğini burkmamız çok zorundayız zaten. Uyuyacağız açıkçası. O yüzden çok bir sorun teşkil etmiyor. Hazır. İşimiz gücümüz yokken şunları da toplayalım. Ama kar fırtınası kötü zamanda denk geldi açıkçası. Çünkü biraz geyik avlamak ve ayıyı avlamak istiyordum ayı varsa. Ama kar fırtınasının da zamanlamasından dolayı kontrol bile edemedik. O kötü oldu biraz. Uyandığımızda o işi halletmek istiyorum. Burada bir kurt var sanki. Burada kurt oluyor muydu ya?
Bir tane tavşan da avlayabiliriz. Neden olmasın? Hava çok güzel ama ya, böyle açık geceler oyunda, gökyüzünün tertemiz olduğu geceler özellikle şahane duruyor. Daha çok yakıtımız olsaydı manzara eşliğinde de vakit geçirebilirdik aslında. Ama o kadar vaktimiz yok maalesef ki. Biraz dikkatli olmakta yarar var. Göldeki kurtlar üzerimize atlayabilir çünkü. Yani mümkünse kurt avlamak istemiyorum. Çünkü 11 tane okumuz var. Az okumuz var açıkçası. O yüzden okları heba etmek istemem. Şuradaki kurt bize doğru geliyor sanki. Allah, siz de nereden aldın kokumuzu ya? Ya muhtemelen kokumuzu almamıştır daha ama çok almış da gibi geliyorsun. Alt üstü bir çizgi kokuyorum ya. Ne bu şiddet, bu cele? Kar tavuğu var. Peki gel. Ya çok yaklaşmışız. Evet, kokumuzu şimdi aldı bu arada. Bakın. Eğildiğimizde ne kadar fark ediyor. Cidden kokumuzu almış. Şu an eğildiğim halde kokum alıyor. Çakal ya. Soğuk hasarı da yemeye başladık. Bir tane ayı eti alacaktım yanıma. Almayı unuttum. Güzel. Bizim için işler oldukça yoluna gidiyor açıkçası. Biraz geyik avlayabilirsem daha da içim rahat edecek ama. En çok geyikten malzememiz var üzerimizde. Yani gerçi ayı ile eşit aslında ama. O yüzden geyik derisine, geyik postuna ihtiyacımız var. Ama stoklarımız da hiç yok. Şu an ayı postu stoklarımız kötü değil aslında. Yanlış hatırlamıyorsam tuzakçı kulübesinde iki tane ayı postumuz olması lazım. Ama geyik için maalesef aynı şeyi söyleyemiyorum. O yüzden geyik avlamaya acil bir şekilde odaklanmamız gerekiyor. Şimdi yemeğimizi yiyelim. Onu da mı yere attım? Taze püflenmiş et. Suyumuzu da içip uyuyalım. Uyandığımızda bağırsak parazitinin illetinden sonunda kurtulmuş olacağız. Yani tam 24 saat istiyorsa diye ne yazıyor bir ona bakayım. Gün şeklinde demiş ama. Yani içeyim ya. En kötü yapmadığımız şey yani, milyon kere iyileştim. Süper.
İki kere bağırsak paraziti olduk toplamda. Ve yani en az iki bağırsak parazitin daha iyileştirecek kadar gereksiz yere antibiyotik tüketmişimdir. Çayıyla olsun, şuyla buyuyla olsun. O yüzden çok da koymadı bana açıkçası. Yani zaten işe yaradı bu arada. Hani o yüzden sıkıntı yok da. İşe yaramasaydı da çok sallamazdım. Çok umurumda olmazdı. Ya bu illetten kurtulmamız çok iyi oldu. Tabi hala hava kötü. Biz de oldukça uykuya muhtacız. Artık sol alttaki yorgunluk göstergemizde 4'lü 3'lük kırmızılık kayboldu. Ama çok daha uyumaya ihtiyacımız var tabi. Ama çok uyumak da istemiyorum öyle aman aman. Bir 3 saat uyusak yeterli olacaktır. Sonra avlanmaya çıkmamız lazım. Önceliğimiz geyik. Ama ayı varsa ayı es geçemem açıkçası. O yüzden ayı da avlayacağız. Yani üşümüyoruz çok. Eksi 5 derece kurtarır. Ama havanın kapalı olması çok hoş değil. Şu kurdun olması da çok hoş değil. Yani şu an öldürebiliriz ama öldürmeye değmez ya. Bizi fark edecek. O süper. Ayı montu giydiğimiz için kurtların korkma ihtimali oluyor bizden. Onun faydasını gördük şu an. Zaten fark ettiğiniz gibi aşırı aşırı kaçmadı. Belli bir noktaya kadar kaçtı. %5 olması lazım. Yanlış hatırlıyor olabilirim ama ayı veya kurt postundan mont giydiğinizde sanırım %5 ihtimalle kurt sizden korkup kaçabiliyor. Yani şu an mesela kaçmadı. Ama o %5'lik ihtimal her kurt karşılaşmasında, yani daha doğrusu her sizi kurt fark ettiğinde işe yaradığı için bazen gerçekten hayatınızı kurtarabiliyor. Sizin fark etmediğiniz bir kurt sizin farkında bile olmadığınız bir kurt birden sizden kaçmaya başlayabiliyor. Ama o %5'lik ihtimal o an gerçekleşmeseydi aslında o kurdun saldırısına uğrayacaktınız. Hadi yine fark edecek bizi muhtemelen. O yüzden mütecavızda oynamıyorsanız bile eğer kurtlarla çok fazla münakaşaya giriyorsanız, kurtları fark etmekte zorlanıyorsanız ya da mesela izcide oynuyorsanız, izcide inanılmaz fazla sayıda kurt oluyor bildiğiniz gibi. Mütecavızdan daha fazla kurt oluyor. Tabii mütecavızdaki kurtlar daha tehlikeli. Hani öyle bir yanı da olmakla beraber izcide gerçekten gereksiz sayıda kurt var. Biraz da olsa kurtlarla olan karşılaşmalarınızı kolaylaştırıcı bir etken olabilir. O yüzden kurt postundan montu tercih edebilirsiniz. Eğer izcide oynuyorsanız. Tabi aynı şey daha düşük zorluk seviyeleri için de geçerli. Yani ayı yok gibi duruyor. Burada ayı vardı değil mi ya? Ben yanlış hatırlamıyorum. Ben burada ayı vardı ve avlamıştım diye hatırlıyorum. Mütecavızla. Yani 19. ya da 20. bölümde falan yapmıştık diye hatırlıyorum açıkçası. Ya bu arada tabii ki hala geri doğmamış olabilir. O kadar uzun süre geçmemiş olabilir üzerinden. Çünkü 30'lu günlerde aynen. Burada ayı avladım ben. Buradaki ayı noktası aktif. Sadece şu an burada ayı yok.
bir şey bırakmamışım. Şu kömürleri alacağım. Bir de burada kolorit falan varsa bir şeyler. Bir onlara da bakayım. Hazır gelmişken. Ama sanırım o polaroid noktası değişti herhalde. Eskiden çünkü burada polaroid olabiliyordu. Yani gerçi buraya geldiysem ben zaten bakmışımdır o polaroid'e muhtemelen. Belki de o bulduğum polaroid buradan bulutlanmıştır. Vallahi hiç hatırlamıyorum açıkçası. Üzerinden de 30-35 gün geçmiş yani. Seri uzadıkça böyle şeyler oluyor arkadaşlar. Neyi nerede lootladığınızı giderek hatırlamaz bir halde buluyorsunuz kendinizi. Ya bunlar kalabilir ya. Biraz toplaması uzun sürüyor. O yüzden evet. Bu bir ayı mağarası. Kemiklerden anlayabilirsiniz. Kemik varsa orası bir ayı ini demek. Ama maalesef ayımız yok. Hemen bir şuraya da bakmak istiyorum. Burayı muhtemelen lootlamışımdır ama ayı şuralarda avlamıştık diye hatırlıyorum. Oraya en yakın kapalı alan burası olduğu için burada ayı postu olabilir bu mağaranın içinde belki bir bu kabinin içinde bir ihtimal. Yani muhtemelen beyze taşımışımdır. Orası ayrı bir nokta ama belki her şeyi taşımamışımdır. O yüzden hazır dibine kadar gelmişken bir kontrol etmekte fayda var. Yani böyle şeyler için aslında not defterini kullanabilirsiniz. Ben maalesef ki biraz üşengeçlikten, biraz da videoyu kaydettiğim için hani böyle bir duraklama, sıkıcılaşma olmasın diye her zaman not etme imkanına sahip olmayabiliyorum. Bunu da lootlamışım. Bu tarz iskelelerde daha düşük zorluk seviyelerinde şuralarda tam böyle şu şuralarda bıçak falan olabiliyor arkadaşlar, aklınızda bulunsun. Saplı halde olduğu için fark etmek zor olabiliyor. Buraya gelecekteki yok, kendimiz için yemek mi bıraktık diyecektim de 16 kalorilik şey bırakmışız. Yani hiç bırakmasaymışız iyiymiş. Böyle de böyle göz yani sevindirip hiçbir şey vaat etmemek gibi olmuş açıkçası. Yani burada evet hiçbir şey bırakmamışım. Yani kitap mitap alınabilir ama değer mi? Yani değmez. Neyse bir tane alalım. Çok yakacak bir şeyimiz yok üzerimizde. Belki geyik avladığımızda ihtiyacımız olabilir. Şuralarda bir geyik vardı. O geyiği avlayalım. Şu sağda bir geyik olması lazım. Bu bölüm biraz böyle sohbet ettiğimiz sakin bir bölüm oldu. Tuzakçı kulübesinin oradaki ayı da tekrar doğmuştur bence bu arada. Çünkü onu daha erken avlamıştık diye hatırlıyorum ben. Hem oradaki ayıyı avlamak istiyorum hem de oradan dağ kasabasına gidip dağ kasabasında da verici kulesini tamir etmek istiyorum açıkçası. Onu yapma imkanımız olmamıştı çünkü önümüzdeki hedef o. Bir de dağ kasabasına hiç gitmemiştik. Bu sebepten dolayı da orayı lootlamış olacağız. Bozana'nın evinde, yani tabi hayatta kalma modunda adı o değil ama hikaye modunda. Oho! Görüyor musunuz? Nerede ne var ya? Ya burada bunun olabildiğini hiç bilmiyordum ve yani geldik 65. günde ne lootluyoruz? Kaç günümüz gizemli gölde geçti? Büyüteç bulduk yani arkadaşlar, gerçekten her yere dikkatli bir şekilde bakmak gerekiyor. Mütecavızda zaten orada hiçbir şey yoktur dememek lazım. Halbuki bakın bak burayı lootlamışım ben. Burayı lootlamışım ama o komple gözümden kaçmış. Yani orada hiçbir şey olacağını düşünmediğim için hiç bakmamışım bile resmen. Ve büyüteç çok önemli bir eşya.
Özellikle mütecavızlık hibritler değerli olduğu için daha da önemli bir eşya. Yani bizde hali hazırda vardı ama dünyadaki tüm büyüteçleri bulmak isterim. Çünkü şöyle bir şey var. Mesela bizim kendi üstümüzdeki büyüteç %43 kondisyonda. Bulduğumuz ise %25 kondisyonda. Şimdi büyüteçler tamir edebildiğimiz bir eşya değil. Normal şartlar altında hasar gören bir eşya da değil. Ama ayı saldırısına uğradığınızda büyüteciniz hasar alabiliyor, hatta parçalanabiliyor. Bizim bulduğumuz iki büyütecin de kondisyonu hali hazırda %50'nin altında. Birinin zaten %25, diğerinde %43. Yani belki de üzerimizdeki büyüteç iki ayı saldırısına uğradıktan sonra yok olacaktı ve büyüteçsiz kalacaktı. O yüzden o büyüteci bulmak çok iyi oldu aslında. Yani gerçekten paranoyak gibi böyle her yere dikkatli bir şekilde bakmakta fayda var arkadaşlar. Baktığınız yerlere bir daha bakmakta bile fayda var. Çünkü insan gerçekten gözünden kaçırabiliyor bir şeyleri. Her yere her zaman aynı şekilde odaklanmak maalesef ki çok mümkün olmayabiliyor. Nerede ne bulduk resmen, yani bana sorsaydınız orada büyüteç olabileceği aklıma bile gelmezdi açıkçası. Mütecavız da büyüteç gibi, çakmak gibi, testere, çekiç vesaire gibi eşyaların nerede olacağı siz oyuna girdiğiniz andan itibaren belli oluyor aslında. Bu hep böyleydi. Ama eskiden seçenekler çok azdı. Ama onların sayısını çok fazla arttırdılar. Yani mesela kağıt üstünde eskiden de 4 tane loot table vardı. Şu anda da 4 tane loot table var. Loot table dediğimiz şey mütecavız için geçerli aslında. İşte testere, çekiç falan gibi şeyler. Siz oyuna girdiğiniz an nerede olacakları belli oluyor. Ve bundan doğru atıyorum çekici mesela sallıyorum, yani biz tuzakçı kulübesinde çekiç bulduk diyelim. Loot Table'ın birincisinde tuzakçı kulübesinde gizemli gölde tuzakçı kulübesinde çekiç gösteriyor. Ama Loot Table 2'de de öyle, 3 ve 4'te de mesela bu, şu an gittiğimiz kabinde çekici gösteriyor olsun. Sonra elektrik santralinde de testere bulmuş olalım. O da sadece loot table 1'de olmuş olsun. Bu sayede biz artık loot table 1'de olduğumuzu biliyoruz. Buradan doğru kalan eşyalar, yani büyütecin mesela nerede olduğuna direkt bakabiliyorduk, bilebiliyorduk. Şu an hala 4 tane loot table var aslında. Ama bu olasılıkları çok arttırdılar. Örneğin eskiden gizemli gölde bir büyüteç olacağı garantiydi. O büyüteç de ya tuzakçı kulübesinde oluyordu ya göldeki kabinde oluyordu. Ama şu an tam ne kadar olduğunu bilmiyorum ama yani biz o buradaki bankta bulduysak yani çok çok fazla değişkene sahip oluyorlar genel olarak. Ben loot table'ları ezberlemiyorum çünkü gereksiz, yani ezberlemek gereksiz açıkçası. Ya da çok açıp bakmıyorum çünkü zaten büyük loot lokasyonlarına gittiğinizde 3 aşağı 5 yukarı ihtiyacınız olan şeyleri kolayca bulabiliyorsunuz. Ama tabii oynadıkça bir süre sonra insan bazı şeyleri nerede bulabileceğini de öğreniyor. Hani biraz benim senaryomda o da var. Ama mütecavıza ilk defa başlıyorsanız ve çok zorlanıyorsanız en azından erken oyunda, en azından testere için ya da çekiç için
Bakabilirsiniz. Ama bunu bir alışkanlık haline getirmemenizi öneririm. Bu hile olmuyor mu derseniz, yani bir nevi öyle de denilebilir bence. Sonuçta oyuna dair bilmemeniz gereken bir şey biliyor oluyorsunuz. Ama The Long Dark tek kişilik bir oyun. Oyunda zaten özelleştirilmiş zorluk seçenekleri de hayli detaylı vaziyette. O yüzden bence nasıl keyif alıyorsanız oyunu öyle oynamanızda fayda var. Yani online bir oyun değil, bir şey değil. Kimsenin hakkına girmiyorsunuz, bir şey yapmıyorsunuz. Mesela mütecavız zorluk izci size kolay geliyor olabilir. Ama mütecavızda da neyin nerede olduğunu bilmediğiniz için pek hayatta kalamıyor olabilirsiniz. En azından ilk başlarda motivasyonunuzun çok bozulmaması açısından böyle bir şey yapsanız bence hiçbir sorun teşkil etmiyor bu. Bu ama herkesin kendi kararı yani. İster yaparsınız, ister yapmazsınız. Benim bu konuda böyle düşünmemin temel sebebi, bu arada uzun vadede yapmanızı önermem yani. Çünkü bu sefer oyunun tadı kaçıyor. Çünkü bence oyunun en keyifli zamanları ilk günler. İlk günler çünkü yani bulduğunuz her şeye, özellikle mütecavızda yani. Çünkü mütecavızda mesela çoğu yer bomboş çıkıyor. Giriyorsunuz bir eve, lootluyorsunuz. Her yer boş, her yer boş. Çıkan bir gazoza bile sevinebiliyorsunuz bazen. O yüzden oyunun o zor, asıl zorluk veren anlarını o tarz kolaylaştırmak bence oyunun tadını kaçıran bir element olacaktır. Ama dediğim gibi yani en azından böyle mütecavıza biraz alışana kadar birkaç şeyin yerine bakmakta da ben şahsen bir sıkıntı görmüyorum. Ama bu herkesin kendi tercihi. Ya da aynı şekilde özelleştirilmiş zorluk ayarlarıyla oynayıp kendinize uygun bir zorluğu, keyif aldığınız bir zorluğu kendiniz yaratabilirsiniz. Ha, onu yaparsanız ne oluyor? İşte Steam'den falan oyuna dair başarım gelmiyor diye biliyorum. Ya da o geliyorsa da şey gelmiyor. Şu rozetlerden şey gelmiyor. Ama çok da önemli şeyler değil açıkçası. Önemli olan oyundan keyif almayı bilmek. O yüzden nasıl rahat ediyorsanız, nasıl keyif alıyorsanız o şekilde ilerlemelisiniz bence. Oho, bu arada konuşurken ederken bir saati de devirmişiz. Bu bölüm biraz böyle ara bölüm gibi, geçiş bölümü gibi oldu aslında. Fırtınadan önceki sessizlik gibi oldu. Bir sonraki bölümde 2 ayı noktasında lootlamak istiyorum açıkçası. Yani 2 ayıyı da avlamak istiyorum ve toplamak istiyorum. Stokları burada fullledikten sonra, base'lerimizi güçlendirdikten sonra sinyal geçersiz görevlerine dağ kasabasından devam edeceğiz. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Kanala destek olmak isterseniz abone olabilir, videoları beğenip yorum atabilirsiniz. Ama YouTube'un en çok önemsediği şey videoları sonuna kadar izlemeniz. Gerçi buraya kadar izlediyseniz, yani bunu duyuyorsanız, size bunu söyleme ihtiyacı hissetmemem lazım. Hissetmemem lazım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim. Sevgiyle kalın, hayatta kalın. Hoşça kalın.